Akşehir, sosyal, siyasal ve eğitim yönüyle bulunduğu coğrafi çevrenin merkezi olmakla birlikte ekonomik olarak da aynı özelliği taşımaktadır. Afyon, Konya, Kara ve Demiryolu üzerinde olmasından dolayı Akşehir, Afyon üzerinden Ege, Eskişehir üzerinden Marmara, Konya üzerinden Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Isparta üzerinden Akdeniz bölgelerine bağlanır. Ulaşım imkanlarının yüksek olması nedeniyle etrafındaki 9 ilçe ve bunlara bağlı köylerin ticaret yaptığı bir merkezdir. Ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde Akşehir için mescitleri, tekkeleri, medrese, mektepleri, han ve imareti ve çarşısı vardır. Abu havası latif, kışı kış, yazı yazdır. Ahalisi sağlam yapılıdır. Cümlesi tüccar, ehli sanat, garip dost adamlarıdır. Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret ve kültür merkezi olan Akşehir'e ait ilk bulgular Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Akşehir ilçesinde sırayla Kalkalitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları boy göstermiştir. Özellikle Lidya döneminde başkentleri Sart'tan başlayıp Ninova'ya kadar uzanan ve tarihte kral yolu olarak bilinen ünlü ticaret yolunun geçtiği Akşehir, konaklama ve ticaret anlamında başat rol üstlenmiştir. Kentler, kendilerine özgün kimliği, tarihsel süreç içerisinde toplumsal olgular, kültürel ürünler ile insanlar arasındaki iletişimler dizgisi içinde bina, sokak ve meydanların özel bir yerde mekansal kurgulanmalarıyla ortaya çıkar. Bu kentsel oluşum, Akşehir'de çok özgün bir nitelik taşımaktadır. Sultan Dağları'nın güneydoğu eteklerinde 1020 metre yüksekliğinde kurulmuş, gölüyle, yeşil örtüsüyle ve İsa'dan önce 3000'den bugüne gelen tarihiyle Akşehir, Anadolu'da kurulmuş bütün medeniyetlerin izlerini ve kültürel miraslarını günümüze kadar taşımıştır. Bu kadar önemli, coğrafi ve kültürel özelliklerin yanı sıra Akşehir'i farklı kılan Nasreddin Hoca adıdır. Akşehir denince zihinlerde hocanın fıkralarının gelmesi, tarihi bir şahsiyetin yaşadığı kent ile özdeşleşerek bir marka haline gelmesine en güzel örnektir. Nasreddin Hoca, kentin ekonomik, sosyal, kültürel hayatının özünü oluşturmaktadır. Nasreddin Hoca, sadece bir gülmece ustası değil, ilmi kalıplara sığmayan bir sosyolog, antik Yunanlıları kızdıracak kadar da ünlü bir filozoftu. O burada dünyanın merkezinde yaşadı ve bizlere yine dünyanın merkezinde veda etti. Ünlü halk bilgesi, Türk İslam dünyasının gülen yüzü Nasreddin Hoca. Anadolu onu 13. yüzyılda tanımıştır. Kimi kaynaklara göre Konya'nın Akşehir ilçesinin Orta Köyü'nde, kimine göre ise Sivrihisar'ın Hortu yöresinde dünyaya gelmiştir. İlk bilgilerini ulema olan babasından öğrenip daha sonra Konya medreselerinde eğitim görmüştür.
hazır cevaplılığı ve günümüzde hala dilimizden düşürmediğimiz fıkraları, ülkemizi ve insanını gerçek kültürüyle tanıtan hoca, Akşehir'e 1273'te gelmiştir. Burada Seyit Mahmut Hayrani ve Seyit Hacı İbrahim'den aldığı derslerle kendisini geliştirmiş, bilgisine bilgi katmıştır. Akşehir'i çok sevmiş olmalı ki yaşamına burada devam etmiştir. Nasrettin Hoca, asıl görevli din adamlığı olmasına rağmen katiplik, kadılık, mahkemelerde bilirkişilik yapmıştır. Kimi zaman da geçimini çiftçilikle, pazarcılıkla kazanmıştır. Yakın arkadaşı Mevlana Celaleddin Rumi gibi o da Anadolu insanını anlamaya çalışmıştır. Ancak onun değeri gerek kendisinin gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam, yergi ve alay ögelerinin inceliğiyle ölçülmelidir. Bu yüzdendir ki o sadece bir mizah ustası değil, gerçek bir bilge ve halk bilimcisidir. Nasrettin Hoca'nın kelimeler arasına gizledikleri yalnızca belli bir dönemi, belli bir yöreyi kapsamamaktadır. O bu coğrafyanın yaşam tarzını anlatmış, anlatırken düşündürmüş, düşündürürken de güldürmüştür. Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan sevgi, yergi, övgü, alay alma kavramları onunla daha farklı anlamlar kazanmıştır. Nasrettin Hoca kendisini öyle sevdirmiştir ki halka, o bir edebiyat, bir tarih, bir kültür olmuştur. Bir cübbesi vardır, bir sarığı, bir de eşeği. Fakat sayısız fıkrası içinde bütünüyle Anadolu insanı. İnsanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri işaret eden, doğruya sevk eden, kötülüklerden sakındıran bir Türk kahramanıdır Nasrettin Hoca. Onun adı en yakından en uzağına kadar ülkelerin, ulusların dilindedir. Öyle ki 1996 yılı UNESCO tarafından Nasrettin Hoca'ya ithaf edilerek dünyanın Nasrettin Hoca yılı olarak kabul edilmiştir. Dil ve üslubu, kısa, öz, manidar latifeleriyle fert ve toplum, aile, komşuluk, dostluk ilişkileri ve ticari münasebetleri ortaya koymuştur Nasrettin Hoca. Bir bilgin, kimi zaman açık göz, uysal ya da vurdum duymaz, kimi zaman da utangaç, atak, şaşkın, kurnaz, korkak ya da atılgan. Toplumun hangi kesimi etkilememiştir ki? O Anadolu'nun önemli medeniyet mimarlarından biri olarak İncili Çavuş, Bekir Mustafa ve Bektaşi gibi yörelerin duygularını yansıtan gülmece ustalarına da öncü olmuş, onların doğmasına olanak sağlamıştır. Böylece onun sevgi ve hoşgörüyle birlik çatısı altında toplama çabaları, daha niceleriyle 21. yüzyıla kadar etkisini sürdürmüştür. Müzik.
13. yüzyıl. Binlerce yıllık tarihi içinde Anadolu, en dramatik süreci bu tarihlerde yaşamıştır. Sefaletin, yoksulluğun karşısında var olma ve yurt edinme mücadelesi veren Anadolu, Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin yanı sıra bir de Nasreddin Hoca ile manevi destek bulmuştur. O, daima halkın arasında bir yerlerdedir. 300'ü aşkın fıkrasında dönemin olumsuzluklarını ciddiye almadan aşmaya çalışarak insanlara neşe kaynağı olmuş, insan erdemini her defasında ortaya koyarak toplumu bilinçlendirmiştir. O her zaman inançlara, ahlak kurallarına, devlet yasalarına saygıyı vurgulamıştır. Yeri geldiğinde bürokrasiyi, yeri geldiğinde ise halkı eleştirmiş, nefsi gülerek terbiye etmenin yollarını aramış ve Anadolu insanına aktarmıştır. Türk halk bilgisi, gülmece ustası, sözlü ve yazılı Türk edebiyatının en önemli kişiliklerinden birisi. Kültürel mirasımız, çocukluğumuz ya da en olgun halimiz. Her daim sözlerinden ders çıkardığımız Anadolu'ya, insanlığa ve evrene dair değerli, gerçek, yüzyılları kapsayan kocaman bir arşivdir Nasreddin Hoca. Binlerce kelime ve yüzlerce cümleden oluşan onca fıkra, 1284 yılında 76 yaşındayken Akşehir'de bir daha hiç açmamak üzere kapatsa da gözlerini, gülen yüzlerde, düşünen beyinlerde aranmalıdır Nasreddin Hoca. Akşehir'e, ülkemize, hatta dünyaya kendinden neler bırakmamıştır ki? Nasreddin Hoca, doğumunun 802. yılında unutulan değil, hep tebessümle anılan evrensel bir değerdir. Topraklarda Frig ve Lidya egemenliği görüldü. İsa'dan önce 3. yüzyılda Romalılar döneminde şehir Elma Baz şehri olarak anıldı. Emeviler, Abbasiler ve Bizans İmparatorluğu buranın hep kendi sınırları içerisinde olmasını istedi. Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu kapıları Türklere açıldı ve artık Akşehir bir Selçuklu kenti oldu. Ve Şehri Beyza ya da Belde-i Beyza diye anıldı. Anadolu Selçuklu devrinde oldukça zengin bir şehirdi. Nice savaşlara tanıklık etti, yakıldı, yıkıldı ve yağmalandı. 1381'de 1. Murat'la Osmanlıların eline geçecekti. Bu dönemde şehzadelere ve vezirlere tımar olarak verilecekti. Takvim yaprakları bir bir değişirken Akşehir, topraklarında nicelerini gördü, kesesinde neleri biriktirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Sevr Anlaşması'na göre İtalyan nüfus bölgesinde kalan Akşehir, İtalyanlar tarafından işgal edilecekti.
Kurtuluş Savaşı döneminde ise Garp Cephesi Komutanlığı olarak önemli bir yer teşkil edecekti. Sınırları öyle geniş değil Akşehir'in. Ancak şehrin hikayesini tarih yazıyor. Nasrettin Hoca fıkraları anlatılıyor her karesinde. Burada Nasrettin Hoca özellikle 5 ve 10 Temmuz arası şenliklerle tekrar hatırlanıyor. Nasrettin Hoca kendisini ziyarete gelenleri şehir mezarlığının tam karşısında bulunan heykeliyle karşılıyor. Meydanda da Gülmece Parkı hemen dikkatinizi çekiyor. Burada hocanın kazan doğurduğu, bindiği dalı kesmek gibi fıkralarını anlatan birçok heykelle kocaman bir kazan görebilirsiniz. Şehir mezarlığının ortasında yer alan türbesi ise tarihsel sürecinde defalarca el değiştirmiş. Ancak her ne şekilde olursa olsun türbenin Nasrettin Hoca ile özdeşleşen, espri taşıyan bir görünümü var. Hoca mezarıyla bile kendini ortaya koyuyor. Mezarın dört bir yanı açık. Ancak tam ortasında küçük bir kilit bulunuyor. Burası belki de yeryüzünde gülen yüzleri karşılayan tek mezar olma özelliğine sahip. Dünyanın tam ortasında devam ettiğiniz gezinizde hediyelik eşya satan herhangi bir mağazaya girerseniz, Nasrettin Hoca karikatürlerinin süslediği türlü hediyelikleri ve ters çalışan ilginç saatleri göreceksiniz. Yüzyıllar önce Nasrettin Hoca'nın yaşadığı bu şehirde ona dair mutlaka gezilip görülmesi gereken çok yer var. Ancak Akşehir sadece bu kadarıyla sınırlı değil. Hoca'nın ismini taşıyan Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi Karargah Binası burada turizm için önce olan müzelerdir. Rüştü Bey Konağı bugün Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak turizme hizmet veriyor. Müze binası ikiz olarak inşa edilmiş bir sivil mimari örneği. Taş ve ahşaptan yapılan yapı 3 katlı. Helenistik dönemden günümüze kadar Akşehir kültürünü ve tarihini yansıtan eserlerin sergilendiği müze, buranın ulusal ve uluslararası anlamda tanıtılmasında önemli bir rol üstleniyor. Batı Cephesi Karargah Binası 1905 yılında Bostan Bey tarafından belediye binası olarak yaptırılır. Kurtuluş Savaşı'nın bitmesiyle de tekrar belediye binası olarak hizmet vermeye devam eder.
1966 yılından itibaren de müze olarak misafirlerini ağırlamaya başlar. Bugün bu müzede Atatürk'ün kişisel eşyalarından tutun da savaş dönemine ait çeşitli malzemelere kadar birçok eser sergileniyor. Taş Medrese, İmaret Camii, Seyit Mahmut Hayrani Türbesi, Ermeni Kilisesi, Akşehir'i ziyaretçileri için özel kılan tarihi yapılar arasındadır. İki katlı ve sıra sıra dizilmiş olan Akşehir evlerinde ise kentin kendine özlü kimliğini görebilirsiniz. Temiz hava ve muhteşem bir manzaraya karşı dinlenmek için şehrin güzel bir köşesi Hıdırlık Tepesi. Ağaç gölgesinde geçirilecek güzel dakikalar ve edilecek hoş sohbetler için Kent Ormanı ve Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü buranın doğal güzelliklerini oluşturuyor. Bu coğrafya yamaç paraşütü gibi birçok doğa sporuna da alternatif mekan oluyor. Hem yerlileri hem de buranın ziyaretçileri bu sporla unutulmayacak anlar yaşıyor. Böylece Nasrettin Hoca ile bir bütün olan Akşehir adı onlar için farklı anlamlar da kazanıyor. Bu kent her zaman yaşayacak olan hikayesiyle işte kendisini böyle cazip kılıyor. Önümüzdeki hafta farklı bir kentten, farklı bir hikaye ile TRT Havaz ekranlarında görüşünceye dek hoşça kalın. Akşehir'in vardı dağlar, Akşehir'in vardı dağlar. Koy vermez ki beni yollar, koy vermez ki beni yollar. Yeşil mavi güllü bağlar, yeşil mavi güllü bağlar. Sarı küllü düş yollar, sarı küllü düş yollar. Ortasından akar çayır, ortasından akar çayır. Mis kokulu sağı solu, mis kokulu sağı solu. Sarı külü düş yollara, sarı külü düş yollara.
şehrin al kirazı, ah şehrin al kirazı, selamını gönder bazı, selamını gönder bazı. Çoğu gitti kaldı azı, çoğu gitti kaldı azı, sarı külü